Merhaba, merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. İkin bayramı da geride bıraktık. Geçmiş bayramlarımız bir kez daha kutlu olsun diyoruz ve önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bu hafta merak konusuydu. Aslında şöyle bir seçime geri sayım dediğimizde toplamda 1 Mayıs'ın da resmi tatil olduğunu düşünecek olursak 13 iş günü var. Seçime kadar nerede durmalı, seçimden sonra nasıl pozisyon almalı, hepsini konuşacağız. Değerli konuğumla birlikte, sevgili Orkun Gedek bizimle birlikte, Deniz Yatırım Strateji Araştırma Bölümü Müdürü. Orkun, Melda Yücel TV'ye hoş geldin, kırmadın beni. Hoş bulduk, rica ederim, hayırlı olsun. Çok neşeli gözüküyorsun. Öyle enerjimiz iyi. Aslında YouTube'da ilk kez konuk oluyorsun. O zaman Melda Yücel TV'de bir kez daha teşekkürler. Şimdi önce borsa diye başlayacağım söze Orkun. Orkun diyeceğim dostluğuna istinaden. Şimdi borsada bir anlamda şu kural mı işliyor? Hani çıkamayan borsa düşüyor şeklinde. Çünkü seçim senaryolarına göre pek çok şey konuşuluyordu. Yabancının girip girmediği önemli bir anketlerle birlikte gösterge mi değil mi konuşuluyordu. Yabancı muhalefet kazanırsa gelecek denilmekteydi. O zaman onu düşünmüyor mu ve gelmiyor denilmekteydi. Borsayı bir öncelikle sormak istiyorum. Seçime dediğim gibi 13 iş günü kala borsada pozisyon almalı mı? Alınan pozisyonlar seçime kadar değiştirilmeli mi? Yabancı gelmedi yoksa geliyor mu? Tüm yanıtlar sende. Borsada neler oluyor? Aslında bir itirafla başlayayım. Ben yıl başlangıcında bir seçim fiyatlaması, seçim rallisi, seçim pozisyonlanması adına ne istersen diyebilirsin. Böyle bir şey bekliyordum. Ama Şubat ayında biliyorsun piyasa çok karıştı. Fiyatlama dinamikleri çok ciddi bozuldu ve hem içerideki yatırımcı önemli bir moral kaybına ve portföy kaybına uğradı. Hem de regülasyon tarafında bir sürü önlem alındı. Böyle olunca da borsaya olan ilgi çok ciddi azaldı. Daha sonra halka arzlarla birazcık hareketlendi. Hatta şu anda neredeyse halka arzlarla yürüyen bir süreç var. Öte yandan da mevduat faizleri yükseldi. Yani Borsa İstanbul'un geçen yıl en büyük avantajı bir alternatifsizlik temasıydı. Şimdi o alternatifsizlik temasının azaldığını görüyoruz. Mevduat faizleri %30'un üstüne gitti. Başka diğer yerlerde, başka kanatlarda, KKM'de, orada burada bir sürü düzenleme geldi. Ve borsa artık tek başına değil sahada. Böyle olunca da çok iç içe kaldık. Biz bize kaldık. Ama özellikle bayram tatilinin aradan çıkması nedeniyle ve burada senin de söylediğin gibi seçime artık 10-13 gün gibi bir şey kalması nedeniyle ben hala burada küçük de olsa bir pozisyonlanma olabileceğini düşünen taraftayım. Burada yani, hem bundan ne mesaj çıkarsın yatırımcı? Bence yabancı tarafında bir miktar pozisyonlanma içerisinde olabiliriz. Mesela Merkez Bankası'nın geçen hafta, işte kısa haftada açıkladığı gecikmeli veriler 4-5 hafta sonra ilk defa bir hisse senedi tarafında bir alıma işaret ediyor. Ama yabancı gelmeye mi başladı? Rakam bunu gösteriyor. Rakam bunu gösteriyor. Aysen bölümlerindeki arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda çok küçük de olsa, tabii ki eskisi gibi değil, ama bir pozisyonlanma, bir ilgi var. Ama burada bir noktalı virgül, bunun tek bir haftalık özelinde olduğumu, yoksa gerçekten bir seçim girişimi olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu aslında gecikmeli takip edeceğimiz bu hafta ile birlikte birazcık veriler belirleyecek. Yani öncelikle bu tarafta böyle bir şey var, detay var. Öte yandan yerli yatırımcı içinde, yani bugüne kadar eğer mevcut pozisyonumu hiç bozmadıysam, hiç değişiklik yapmadıysam, artık bu saatten sonra çok fazla bir pozisyon değiştirmenin de ben mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü düşünsene, yani yılın 4 ayı geride kalmış. Önünde 10-13 gün gibi bir şey var ve bu saatten sonra alacağın kararlar muhtemelen çok böyle bir panik havasıyla olacak. Ya seçim geliyor, bir şey yapalım mı, elimizdekini azaltalım mı, yoksa yeni bir pozisyon alalım mı? Yani bir de en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi seçim pozisyonlanması dediğimizde aklımıza sadece hisse senedi almak geliyor. Hayır, elimizdeki pozisyonu da bir miktar azaltmak aslında bir pozisyon. Bunu da yapabilirsin, pastayı azaltabilirsin. Ya da hiç pozisyon almamak da bir pozisyon. Biz sadece Türkler bunu çok bilmiyoruz. Bir pozisyon almaktan sadece gerçekten fiziki olarak pozisyon almayı anlıyoruz. Hayır, öyle bir şey yok. Seçime giderken mevduat faizleri yükseliyor. Gerçekten ciddi evet. Yerlere geldi, %30'un üstünde. Mesela bu bir pozisyon. Kısa vadeli mevduatta 32 gün, 45 gün mevduat elinizdeki likiditeyi değerlendirebilirsiniz. Çok ciddi hisse senetlerinde bazı sektörlerde iskontolar var. Seçimden ne sonuç çıkarsa çıksın burada bir miktar fiyatlama anlamında
stres azalacak. Çünkü seçim kocaman bir bilinmez ama seçimin ertesi günü ya 15 Mayıs'ta ya da 2 hafta sonra 29 Mayıs'ta aslında bir daha önümüzde bir seçim kalmamış olacak. Bu da aslında sana bir avantaj sunuyor. Hiç pozisyon almayan insanlar için. Bunu da bir miktar kenarda değerlendirebiliriz. Kur, belki sen soracaktın, ben önden... Yani orada aslında şöyle bir şey görüyoruz, sözünü balla kesmiş olayım. Lütfen. Şöyle bir şey görüyoruz, yani bankalardan değil, malum hani çok yazılıp çizildi, işte merkezden telefon geliyor bankalara, 13'e kadar bitirin deniyor. Ve vatandaşın o bu üçlü kur sistemi içerisinde döviz büroların önünde kuyruk olduğunu gördük. Ve alımda da satımda da döviz bürolarının kapalı çarşının daha iyi fiyat verdiğini gördük. Hatta aplikasyonlar artık kapalı çarşı fiyatını bile uygulamalarına eklediler. Ve arada bir buçuk liralık farkı da gözümle gördüm. Şuna gelmek istiyorum uzun sorumun ardından. Dolara bir yönelim var özellikle döviz kuru dediğimizde. Burada doğru hamle miyim? Ve bankalardan dolar talebi, döviz talebi gerçekten düştü mü bu hamlelerin ardından? Dolarda beklemek, dolara yönelmek doğru mu sence? Fiyat farkını önce bir açalım istiyorsan. Bankalarda biliyorsun belirli regülasyonlardan dolayı komisyon ve fiyat makası biraz açık. Son dönemde bunun bu kadar gündem olmasının sebebi makasın daha da açılmış olması. İşte yazılı medyada da takip ettik. %5'lere, %6'lara varan bir farktan bahsediliyor. Ve kapalı çarşıda çok daha fiyat olarak avantajlı bir konuma gelince doğal olarak vatandaş da yöneldi. Ama burada da yine bence bir karmaşa var. Şöyle, yani sadece döviz alarak, yani dövizi fiziki olarak elinize alarak ya da hesabınıza koyarak döviz pozisyonu almıyorsunuz. Döviz geliri olan şirketler var. Bu bir. İki, dövize yatırım yapan fonlar var. Yani Türkiye'de fon piyasası çok gelişti pandemiden bu yana ki biz de ara ara bakıyoruz. Mesela altın fonlarında yatırımcı sayısı olarak çok ciddi bir artış var son 1-1,5 aydır. Eurobond fonları keza öyle. Bunlara bakılabilir. Üçüncüsü Eurobond alabilirsiniz. Eurobondlarda işte dolar cinsi Eurobondlarda yılda iki defa, Euro cinsinde yılda bir defa kupon ödemesi var. Yani farklı kanallardan da pozisyon alabilirsiniz. Ben yatırımcının çok fazla, evet TL tercihi belki yok. FX anlamında. Ama burada dövize bir yönelim olduğunda sadece tek bir para birimi üzerinden konuşmanın ya da bunu gerçekten fiziki olarak hesaba geçirmenin pozisyonlanma, yatırım amaçlı düşünmesini çok sağlıklı bulmuyorum. Buna farklı kanallardan da siz işlem yapabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca burada şu da var. O makas yani belki daha düşük olabilir ama sonuçta sizin başa baş maliyetiniz yani aldığınızın üstünde bir noktaya spot kurun geleceği ve sizin bozduracağınız o maliyet de yukarıda kalıyor. Bunları da hesap etmekte fayda var. O nedenle bu saydığım geniş sepet aslında yerli yatırımcı çok da burada elinde şeysiz, malzemesiz değil. Çantasında, alet çantasında bir sürü pozisyon almak için farklı şeyleri var. Kanalları var. Evet, karşı hangi alet çantasından hangi malzemeyi çıkaracak o önemli tabii ki enflasyon karşısında. Bir şunu sormadan edemeyeceğim. Bu hafta mesela 21'i görmemiz çok da uzak değil gibi. Seviye telaffuz eder misin bilmiyorum ama doğru mu bu söylediğim? Seviye telaffuz etmenin ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Şundan dolayı. Çünkü senin de dediğin gibi farklı kurlar konuşuyoruz. Farklı kur seviyeleri konuşuyoruz. Mesela ihracatçıda farklı var. İşte kur korumalı mevduatta farklı var. Bankalarda farklı var. Kapalı çarşıda farklı var. Bir de esasen rakamdan daha ziyade yönü konuşmak çok daha mantıklı. Gün sonunda burada kurumsal tarafın özellikle şirketler tarafın, tüzel tarafın bir döviz talebi var. Ve Merkez Bankası'nın açıkladığı özel sektör kredi ödeme dönemlerine de baktığında şu anda o borçlu dönemlerden birisindeyiz. Yani doğal olarak şirketler tarafının, tüzel kesimin bir döviz talebi var. Ve bunların tamamı sistem içerisinde bankalardan tek bir günde karşılanamadığında burada biraz zamana yayılma durumu oluyor. Bunu da hesaba katmak ve yönün bu nedenle seçim öncesinde de seçim sonrasında da hızı sadece değişir ama yukarı olduğunu tartışmakta bence fayda var. Hatta ihracatçı taraftan gelen eleştiriler de artık çok fazla hem yazılı hem görsel medyada da gündem oluşturuyor. Evet, bayram öncesinde aşırı bir hızlı ısınma vardı aslında, onu gördük net bir şekilde. Şimdi seçime kadar aynı hızı tekrar görüyor olabilir miyiz? Bugün hani pazartesi belki nispeten sakindi
bayramın hemen öncesine göre. Ne dersin, aynı hızla bir ataklar olabilir mi seçim öncesi? Valla burada yatırımcının ne kadar ikna olacağına göre değişiyor. Bence kur korumalı mevduat mesela şimdi 95 milyar doları da aştı. 97-98 milyar dolara geldi. Mesela kur korumalı mevduat burada bence talebi önemli miktarda absorbe ediyor. Çünkü aradaki farkı zaten size bir şekilde bu uygulama ödüyor. Öbür taraftaki doğrudan fiziki talebin bireysel anlamda ben çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani daha mantıklı bireysel yatırımcı zaten kur korumalı mevduatın içerisinde bir şekilde pozisyon alıyor. Ama tüzel taraftaki talebi çok kestirebilmek mümkün değil. Çünkü seçim sonrasında kur daha yukarıda oluşursa senaryosu ya da fikri ya da spekülasyonu bizim zaten döviz borcumuz var. Biz bugün alabiliyorsak alalım, öncesinde bu pozisyonu kapatalım fikrini canlı tutuyor olabilir. Yani bu çok önemli bir şey. O nedenle hem iktidar tarafının hem muhalefet tarafının seçimden bir gün sonrasına dair çok daha net bu yönde mesajlarını, uygulama yöntemlerini, belki kadrolarını ilan etmeleri, anlatmaları buradaki stresin, tansiyonun düşmesine mutlaka katkıda bulunacaktır. Ama dediğim gibi ben yine fiziki talebin çok bireysel tarafta olduğunu çok zannetmiyorum. Bence tüzel tarafta böyle bir şey var. Peki, kur korumalı mevduatta da geri dönüşlerde aslında Merkez Bankası'nın kurundan geri dönüşün olacağını da belki de hatırlatmak lazım. Bu arada tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonda faizle düşecek, seçimin sonrasında bir şey değişmeyecek düşüncesi var. Bunu dile getirdi bu dönem zarfında ve tabii ki muhalefetinde daha klasik diyebileceğimiz uygulamaları ve normal şartlar altında dediğimiz uygulamaları hayata geçireceğini vaadinde biliyoruz. Şimdi şunu soracağım bir. Aslında biraz önce girişte önemli bir şey söyledin. Yurt dışı piyasalardan borsaya giriş var dedin. Bunu görüyoruz dedin. Bu ne kadar zamandır ve bu soru doğru mu değil mi? Sen lütfen yanıtla. Hani derler ya, bıyıklı mı bıyıksız mı yabancı diye. Öyle bir ayrım yapabiliyor muyuz? Bu girişi biraz daha detaylandırabilir misin? Yabancı giriş devamının gelip gelmeyeceğini anlamak adına. Onu kestirebilmek, yani açıklanan datadan mümkün değil. Merkez Bankası'nın verdiği data seti bizim bu detayına ulaşmamıza imkan vermiyor. Ama böyle biraz ISM bölümleriyle konuştuğunda ya da piyasada yabancılara daha yakın arkadaşlarımızla konuştuğumuzda çok sınırlı düzeyde de olsa bir miktar talep olduğunu görüyoruz. En azından bir sorma, bir Türkiye ziyaretlerinde bir artış, olan biteni anlama bir miktar var. Ama Merkez Bankası'nın dediğim gibi o veri seti buna çok imkan vermiyor. O pariteden arındırılmış yurt dışı yerleşik hisse senedi ve bono pozisyonlanmasını gösteriyor. Keza yabancı payı, yabancı payında da çok ciddi bir artış yok. Hala gün sonunda %29'un aşağısındayız. Evet. Aslında doların artmasının beklendiği ortamda borsa ne kadar çıkar? Değişir. Değişir. Eğer seçim sonrası oluşacak ortamda, eğer bugünden çok farklı bir şey konuşmayacaksak, aslında bu dövizin bir miktar daha kademeli yükselişi anlamına geliyor. O ortamda da yine hisse senedi piyasası bence masadaki yatırım araçlarından bir tanesi olarak kalacak. Bunu esas değiştiren faktör bence mevduat faizlerinin seyri olacak. Mevduat faizlerindeki yükseliş sadece seçime kadar gördüğümüz bir olgu mu? Yoksa seçimden sonra da devam edecek mi? Ya da biraz daha normalleşecek mi? Bence esas hikaye bu belirleyecek. Çünkü dediğim gibi bunu çok kaçırıyoruz. Geçen yıl borsa alternatifsizdi. Hiçbir alternatif yoktu. Ama şimdi getiri anlamında diğer alternatiflerde artış var. Peki. Şimdi bu haftanın önemli günleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Seçim öncesine yapar ne yapmaz. Diğer yandan Fed'in 3 Mayıs'ta malum, belki içeridense dışarıdan gelecek haber daha etkili olacaktır. 3 Mayıs'ta Fed derse ki faiz artırır ve bu son faiz artırımıydı derse, hem TL'ye etkisi, gelişmekte olan ülkelere etkisi, borsaya etkisi ve tabii ki altına etkisi. Kısa kısa ne dersin? Sondan başlayayım. Altın etkisi olur. Altının problemi 2000 doların üzerinde ons kaldığında bir yeni alıcı bulamaması. Yani ne fonlardan, ne spekülatörlerden, ne diğer yatırımcılardan bir talep gelmiyor. 2000 doların üzeri şu anda ons altın için pahalı bulunuyor. Altında doğal bir alıcı var son bir yıldır. Sürekli alıyor. Bu da merkez bankaları. Merkez bankalarının pozisyonlanması altını taşıyor. Bu bir. İki, Fed'in ben durdum, bundan sonra da faiz artırmayacağım gibi tırnak içerisinde bir söylemi olursa bu gelişmekte olan ülke para birimindeki stresi azaltır.
borçlama maliyetleri üzerinden. Bu euro dolar paritesini de 1.12-1.15 bandına doğru götürür. Ama benim şahsi kanaatim, ben Fed'in böyle bir söylemde bulunacağını düşünmüyorum. Yani duracağını ve bir daha faiz artırmayacağını kesin bir dille ben ifade edecek kanaatinde değilim. Bence Fed artıracak ama bir şekilde hem durduğunu hem de faiz artırımının bu yıl içerisinde hep masada bir yerlerde koşullara göre kalmaya devam edeceğini, düşük şiddette, bence onu bir şekilde iletişimle anlatacak. Çünkü enflasyon beklentileri kısa vadede Amerika'da son bir ayda yükseldi. Gelen anketler bunu gösteriyor. Bu bir. İki, hala Fed'in istediği noktadan çok uzaktayız. Üçüncüsü, mevduat faizlerinde bir artış var Amerika'da ve bankalar burada bir yarışın içerisine girdiler. Fed'in burada durması o taraftaki bankacılık tarafındaki dengeyi de ayarlamasıyla paralel. O nedenle çok kontrollü gideceği kanaatindeyim ben Fed'in. Türk lirasına bir etkisi olmaz. Çünkü biz daha içerideki bir piyasayla fiyatlanıyoruz. Gerçek bir başlığımız var içeride. Biraz önce söz arasında dedin ki borsada bazı sektörlerde iskonto var. Hani bu da çok tartışılıyor. Hani BIST 100 diye baktığımızda acaba hala ucuz mu değil mi? Neye göre ucuz, neye göre pahalı? Enflasyon ve dolar bazında. Borsada iskonto dediğinde sektörel bazda hangi sektörleri söyleyebiliriz kısaca? Yani bu sorunun olmazsa olmaz cevabı bankacılık. Mesela son 1-2 haftada borsa gerilerken ya da baskılarken bankacılık hisseleri tutuyor dengede. Bu bir. Bunu unutmayalım. İkincisi, mevsimsel sektör analizleri önemlidir. Mesela yaza geliyoruz. Yaz demek havacılık sezonu demek. Havacılık hisseleri bir miktar daha öne çıkacaktı. Çünkü şu anda turizm açısından çok negatif bir şey yok. Bunlara bakmakta fayda var. Üçüncüsü, seçim sonrası için yabancı para pozisyonu nette artıda olan şirketler bence gözetilmeli. İhracatçı şirketler. Bunlara mutlaka bakmakta fayda var. Şu an mesela bilanço sezonu içerisindeyiz. Bilançolar gelmeye başladı. Daha trafik artmadı. Bilançolarda çeyrekten çeyreğe ivme kaybı bekliyoruz. Tüm sektörün konsensusu bu. Ama şirketlerin yapacakları toplantılarda verecekleri yönlendirmeler çok kritik olacak. Yılın ikinci yarısı için ne düşündüklerine dair ya da devam eden yatırımlarla ilgili. Çünkü arada bir deprem geçirdik. Çok üzücü bir deprem. Deprem kaynaklı bir vergi geldi. Ve tüm bunları şirketlerin son durumda nasıl değerlendirdiklerini biz bu toplantılar üzerinden anlayacağız. O nedenle biraz daha araştırma bölümleriyle haşır neşir şekilde bu süreci yönetmek bence faydalı olabilir. Bir de borçluluğu az şirketlere bakmakta fayda var. Eğer seçim sonrasında faizlerin daha yüksek olduğu bir senaryo göreceksek, borçluluğu yüksek şirketler burada en fazla negatif etkilenecek olan şirketler olacak. Yabancılar da bu perspektife mi geliyor acaba? Bu sektörlere mi geliyor? Böyle bir ayrıntı var mı? Yabancılar gelecekse ya o meşhur FTSE endeksinin içerisindeki şirketlere gelir ya da MSCI endeksinin içerisindeki şirketlere gelir. Onların dışındaki şirketlere çok fazla şu ortamda bakacaklarını düşünmüyorum. Çünkü zaten regülasyonlardan dolayı girebilecekleri, bulabilecekleri TL çok sınırlı olduğu için onu da bu global endekslerin içerisindeki şirketler üzerine değerlendirirler. Peki, bakalım süreç nasıl işleyecek? 13 iş günü bugün de saymazsak kaldı seçime dedik ve Orkun Gödek, Deniz Yatırım Strateji Araştırma Bölümü Müdürü Melda Yücel TV'de sorularını yanıtladı. Klasik şeyi de söyleyelim, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır efendim diyelim. YouTube'da da olsaydı yarar var. Çok teşekkürler sevgili Orkun. Ben teşekkür ederim. Ne demek her zaman. O zaman iyi haberlere diyelim. İzleyin, abone olun, arkadaşlarınıza iletin, yorumları da bekliyoruz diye de ekleyelim. Teşekkürler, iyi haberlere.